Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda anten kablosu nasıl takılır onu göreceğiz. Şu an elimizde bir adet uydu cihazı ve kablomuz var. Biz bunu tekrar hazırlamak istediğimizde nasıl yapacağız onları paylaşacağım. Şöyle bir durum var, buradaki anten kablosu basit bir temizlik yaptığımız zamanlarda bile televizyonun arkasından uydu cihazını oynatırken yerinden çıkıp düşebiliyor ve görüntümüz haliyle gidiyor. Daha sonra da bunu nasıl takacağız onu göreceğiz. Kablomuzu soyuyoruz. Böyle iki katman bir kablomuz. Önce üzerindeki katmanını çıkarıyoruz. Sonra diğer kısmını soyuyoruz. Ve ikinci katmanından da soyarak içindeki ucu görmüş olacağız. Evet. Daha sonra bağlantı aparatımızı üzerinden geçiriyoruz sıkı bir şekilde, dikkatle. Şu içteki beyaz kısmı, evet şimdi görüyoruz, şu içteki beyaz kısmı görene kadar sıkmamız gerekiyor ki istemiş olduğumuz görüntüyü alabilelim. Ve şurada uçtan vermiş olduğumuz fazla kısmı kesiyoruz. Ve şu an yerine monte edilmek için hazır. Daha sonra yerine kolaylıkla monte edebiliyoruz. Buradaki uç kısmına girdiriyoruz. Evet. Evet. Şu an kablomuz hazır. Peki ben anten kablomu uzatmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerekir? Anten kablosunu uzatmak istiyorsanız daha uzun bir kablo kullanırsınız. Şurada görmüş olduğumuz bu cihazla, bu aletle FR olarak geçiyor. Uydu anten kablomuzu uzatabiliyoruz. Eğer anten kablomuz kısa geliyorsa ve uzatmak istiyor isek bu cihazı kullanmamız gerekiyor. Bunun için de bir tane F konnektöre burasını takıyoruz. Görünüyor mu? Evet, şuradan takıyoruz ve sıkıyoruz tekrardan. Daha sonra da uzatmak istediğimiz kablonun diğer ucuna F konnektörü takıyoruz. Belki aradaki kablo çok fazla uzar ise görüntü kalitesi düşebilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da uzatılmış olan kablomuz. Burası da bağlantı yapmış olduğumuz uydu cihazımız. Umarım bu video size çok faydalı olacaktır. Kesinlikle deneyin. Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir uygulama bence. Eğer ki videomuzu beğenirseniz lütfen hemen sağdaki bulunan abone ol tuşuna basmayı da unutmayınız. Teşekkür ediyorum. İyi günler.